Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dağlık Karabağ Zaferi sonrası adından söz ettiren Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları Foreign Policy'de yayınlanan bir analizde yer buldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen yazıda, SİHA'ların, yerde görev yapan askerlerin kamuflajına kadar her türlü detayı değiştireceği söylendi. Dağlık Karabağ Zaferi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yapan analizciler, savaşlar sırasında hedef olmanın ve hedefi vurmanın çok daha kolay olduğunu fark ettiğini belirten yazı, maliyetin bilinçli bir şekilde düşük tutularak en yüksek performansın gözetildiği SİHA teknolojisinin savaş alanlarında küresel bir anlayış farkı yarattığını ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen analizde, artık savaş finansmanlarının zaferi getirmekte etkin bir rol oynamadığı vurgusu yapıldı. Dağlık Karabağ Savaşı bize şunu gösterdi, artık uluslar, savunma bütçelerinde rekor kırmadan da kombine savaş araçları geliştiriyor. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya olmanıza gerek yok. Kombine savaş aracı geliştirme girişimlerinin maliyetleri, sanılandan çok daha uygun. Bu güçlü teknolojiyi geliştirmek için Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ninki gibi sistemlerine ihtiyacınız yok ifadelerini kullanan Shaw, 6 hafta süren Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Türk SİHA'larının, çoğunluğu İsrail yapımı olan Ermenistan Zırhlı Kuvvetleri'ne tahmin edilemeyecek ölçüde zarar verdiğini ve etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.